Türkiye'de bitkisel gıda takviyesi üreten firmaları iflasa zorlarsanız Türkiye'de Çin'den, Amerika'dan, Avrupa'dan, Afrika'dan bitkisel gıda takviyesi zaten geliyor. Avrupalı, Amerikalı asli zengin edersiniz. Ne yapmak lazım? Türkiye'de bu işi yapanlara bir ottan, otu öğüterek tozdan hap yapamazsınız. Ekstraktan yapabilirsiniz dersiniz bir. İki, numune alır kontrol edersiniz laboratuvarda. İçinde kimya var mı yok mu? Çok basit. Ama şu kayıt parası, bu kayıt parası diye milyon dolarlar alırsanız Türkiye'de 300 tane firma var. Ben isterim ki bitkisel gıda takviyesi üreten 300 firma var. Ben isterim ki 300 değil 3000 olsun. Daha çok olsun. Biz Mutlaka. sadece Türkiye'de değil Avrupa'ya, Amerika'ya, Afrika'ya da ihraç edelim. Dünyaya. Mesela biz şimdi Belçika'ya ihraç ediyoruz. Kötü bir şey mi? Veya Azerbaycan'a vesaire gönderiyoruz. Arap ülkelerine gönderiyoruz. Yani daha çok yapalım. Yani neden? Ülkemizin insanı kazansın. Ben şimdi 52 köyden bitki toplattırıyorum, alıyorum. Orman Bakanı'ndan müsaadeli izinli. Kimi kendi yetiştiriyor, kimi topluyor. Bu insanlarımız da para kazanıyor. Kötü mü yani? Bizim çiftçimiz, işçimiz, köylümüz kazansın. Ama siz buna şu kadar kayıt parası, şu kadar belge parası vesaire vesaire diye ağır şartlar getirirseniz 300 firmadan 3 firma kalır. Yazık değil mi? Diğerlerini iflasa zorlamak. Ne oldu? O zaman Avrupalı, Amerikalı, Çinli girdi piyasaya. Onlara kayıt parası alamazsın ki. Adamın zaten ürünü var. Onlar satacak. Kendi ülkelerinden getirdikleri hapları, damlaları, drajelik. Çinli çiftçi, işçi, köylü, işveren zengin olacak veya Avrupalı, Asyalı. Bizim insanımız Evet. daha da fakirleşecek. Yani bu işi teşvik etmek ama kontrol etmek gerekir. Teşvik ve kontrol. Ha, 300 firma var Türkiye'de bitkisel gıda takviyesi üreten. Sadece iki firma bir ekstraktan ürün üretiyor. Diğerleri otu öğütüyor. Bitkinin mesela zeytin yaprağı toptan alırsanız kilosu 3 lira. 3 kilodan 15 kutu hap yapıyor. 1 kilo 1 kilodan 15 kutu hap yapıyor. Yani 30 kuruşa geliyor bir kutu kapsül. Yani bu vicdansızlık. Vatandaşın yani sağlığıyla oynamak. Ama onu ekstraktan yaparsa etkisi %100'e yakın. %100 değil de etkilidir. Ama otundan yaparsan, yaprağını öğütüp yaparsan etkisi çok az. %5. Yani insan sağlığıyla oynayanları oynanmaması için kontrol sistemi güzel. Fakat kayıt parası, şu parası, bu parası derseniz 300 firma 3'e düşer. Türk firmalara giderse Çinli hazır, Avrupalı, Amerikalı hazır. Zaten birçok Avrupa firması Türkiye'ye girecek şimdi önümüzdeki günlerde yavaş yavaş. Yani bu nedenle kendi insanımızın menfaatini, çıkarını düşünmemiz gerekir. Kesinlikle çok doğru.